Çocukta onu evet, bahsediyorduk. Çocuklardaki aynısı değil tabii herhalde. Çocuklardaki horlamayla büyük yetişkinler aynı değil herhalde. Ben 3 yaşındayken kendi oğlumu ameliyat ettim. Geniz etini aldım. Benim babam da doktordu. Eskiden onların zamanında anestezi tekniği çok ileri değildi. O zaman çocuğu oturtuyordu biri. Diline biri basıyordu. Anestezi ileri değil. Doktor şu parmağıyla genzinden sıyırıyordu. Geniz eti dediğimiz yumuşak, burnunuzla ağzınızın arasında karşı duvarda şöyle bir yumuşak doku, lenfoid doku. Bu 1,5 yaşında başlıyor. 12-13 yaşına, blue çağına kadar devam ediyor. Sonra geriliyor ve kayboluyor. Ama bunun özelliği oksijen alamıyor. Nasıl anlıyoruz? Çocuğun biz yüzünü gördüğümüz zaman bu adenoid yüzü diyoruz. Geniz eti yüzü diyoruz. Oksijen alamadığı için ağız kubbesi yukarı çıkık oluyor. Dişler eğri, çene yapısı dar oluyor. Anladın mı? Çocuğun büyümesini ve gelişmesini aslında ileri derecede etkiliyor. Çok ufak bir operasyonla çözülecek bir şey ne kadar kesinlikle hayatını etkiliyor çocuk çocukların. Çocuk uyutuyor, parmakla sıyırma yerine aletimiz var, sıyırıyoruz, kesme yok, dikişi yok, herhangi bir kanama yok. Yani 5 dakikalık bir müdahale ve ailelerde çocuklar, ya hepimiz için çocuklarımız çok kıymetli. Biz ameliyata gidiyoruz ama hastalar, hocam ya işte genç acaba işte uyuyacak, 5 dakika. 5 dakika zaten. Yani oldu anestezi aldı, anestezi bir şey değil. Hocam bir zaten de anestezide %100 oksijen alıyorlar yani. Evet, dediğiniz gibi hani aileler panik oluyor hocam evet, ameliyata giriyor ama aslında o çocuğun hava alamadan yaşaması tabii çok daha büyük ve bir problem. Ve bunlar da alerji de beraber genzi kapalı. Normalde her insandan bir su bardağı salgı akciğerlerinden ne tutsun diye akar. Şimdi çocukta geniz eti var. Aşağı akamadı. Çocuk burnunu yıkayamaz. Yaptıkça direkt genzinden orta kulağına giden Öztaki borusu diye bir boru var. Hı hı. Eğer çocuk çok sık orta kulak iltihabı geçiriyorsa, işte ayda bir doktora gidiyoruz, antibiyotik alıyor, ilaç alıyor falan, o zaman mutlaka geniz eti. Çok basit. Çocuk ağzını açıyor. Çok düz, normal bir röntgen filmiyle ağzı açıkken yandan resmini çekiyoruz. Orada görüyoruz geniz eti zaten ne kadar kapatmış pasajı. Hı hı. Yani alınması gerekiyor mu? Ya çocuklara da diyoruz ki bak size bir balon üfleteceğiz. O eti eriyecek 5 dakika diyoruz. Hakikaten de 5 dakika çocuk çıkıyor. Ameliyat olduğunun da farkında. Farkında.